Herkese selamlar dostlar. 14 ve 15 Eylül 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda tam 13 tane mücadele aldım. 7 tanesi 14 Eylül Şampiyonlar Ligi maçlarına, 6 tanesi de 15 Eylül Şampiyonlar Ligi maçlarına böyle bir bahis aldım. Tahminler yapacağım. Genellikle ideal tahminlerden başlayacağım. Ara ara yüksek oranlı tahminler de yapacağım arkadaşlar. Değerlendirirsiniz. Sizler keyfiniz bilir. Değerlendirmesiniz yine keyfiniz bilir. Ondan önce bir önceki güne baktığımız zaman ekranda gördüğünüz üzere Real Madrid ve maçıyla Genk maçını kombinlemiştik. Real Madrid maçı çok rahat geldi ki ben zaten Real Madrid maçını rolling yaptım. O başarılı oldu. Genk maçı da 75'ten sonra 2 gol geldi fakat üstü gelmedi. Bir diğer ekranda gördüğünüz üzere rolling serimiz. Katıl grubunda bildiğiniz üzere rolling, rolling maçlar yapıyoruz. Bu, ne gidiyor bu rolling hemen bahsedeyim. Ee, en güvenli mücadeleyi veriyorum. Ona 100 TL ile biz başladık. Sürekli e, en güvenli maçlara basaraktan da ilerliyoruz. Katıl grubunda bunu zaten sürekli olarak güvenli maçlarda rolling şeklinde katlayaraktan yapıyoruz. Dün de Real Madrid'den güzel bir şekilde katladık. İlerliyoruz rolling serimizde. Sadece katıl grubunda yapılan bir durumdur. Forma çekilişlerin yaptım arkadaşlar. Forma çekilişin sonuçlarını Instagram Kangatip sol altta gördüğünüz üzere forma çekilişinin sonuçlarını orada canlı yayında yaptım. Videosu da var izleyebilirsiniz. Golvercom'da zaten videonun haber forma kazanılan haberleri de zaten olacak. Açıklama kısmında onun da linki mevcut. İlk maçımız Young Boys'la United mücadelesi. İlk maçımızla başlayalım. United 1.26 gibi oran açmışlar. Ben United maçını kombineme de aldım. Nasıl aldım bu kombineme? Ronaldo döndü bildiğiniz üzere Altrafot'ta ilk mücadelesine çıktı. Fileleri de iki kez havalandırdı. Güzel bir maç oldu 4-1 veya 5-1'lik bir hatta bakalım aklımızda kalmasın. 4 birlik bir Newcastle United mücadelesinde galip geldi. Ben yine bu mücadeleyi rolling yapmıştım arkadaşlar. United'in kazanır ve 3 şeklinde güzel kazançlar elde etmişler. United'ın ben burada da deplasmanda kazanmasını bekliyorum. Young Boys kapanan bir ekip değil. Aynı şekilde hücum hattında da önemli forvet eksikliği var. Satış yaptılar orada bir. Young Boys yine ne kadar hücum futbolu sergilese de United'a karşı ben yine zorluk çıkarmalarını bekliyorum. Fakat United burada tecrübesiyle ve bu sezonki o gazla birlikte burada elinden geleni yaparak kazanmasını bilecektir diye düşünüyorum. Ve kazanırken de United takımının en az 2 tane gol atmasını bekliyorum. Deplasman 2 ve 1.5 üst yaptığınız zaman da 1.39 gibi orandan idealden değerlendirmiş olursunuz. Bu mücadeleyi değerlendirmek isteyenler idealden deplasman kazanır ve 1.5 üst şeklinde değerlendirebilirsiniz. Daha yüksek oran isteyenler ise 2 ve 2.5 üst yaparaktan da bir değerlendirme yapabilirler. Benim beklentim 1-2'lik skor veya 2-1'lik bir skor beklentisi. Fakat 2 ve 1.5 üst daha ideal olacaktır. Sevilla Salzburg mücadelesi. Sevilla'ya baktığımız zaman kendi liginde iyi bir başlangıç yaptı ve son oynanacak Barcelona maçı vardı arkadaşlar. Sevilla Barcelona mücadelesi. Takım orada bir ertelendi yani. O maç bir ertelendi. Takım daha çok fazla dinlenme fırsatı buldu Sevilla ekibinde. Sevilla ekibinde Campos, El Nesri ve Suso birlikte hücum hattında zaten 4-3-3 şeklinde oynayan bir takım. Ben burada Salzburg'a karşı galip gelmesini bekliyorum. Bir kalite işte söz konusu. Salzburg ne kadar top çevirse de pas yapsa da kendi gruplarına baktığımız zaman zaten Lille ve Wolfsburg'da diğer maçlar yapacak. Sevilla bu gruptan lider çıkma şansı var. İlk maçtan Salzburg'a karşı buradan iyi bir değerlendirme yaparaktan da galip gelmesini bekliyorum Sevilla ekibinin. O yüzden burada direkt Matsun'u 1'i 1.47 gibi orandan öneriyorum. Salzburg'a karşı Sevilla takımı galip gelmesi bence normal bir sonuç olacaktır. Ki Sevilla son oynadığı 21 maçta sadece gruplarda oynadığı son ilk 21 maçın sadece 3 tanesini kaybetti. Geri kalan 18'inde de başarı sağladı. Ben burada yine kazanmasını bekliyorum. Sevilla'nın direkt taraf olarak 1 şeklinde öneriyorum sizlere. Barcelona Bayern Münih mücadelesi. Açıkçası ben tamamen Bayern Münih takımındayım. Çünkü benim en beğendiğim futbol takımı Bayern Münih takımı. İkinci de City'yi koyarım. Sistem takımı arkadaşlar işliyor sistemleri. Burada şimdi Barcelona takımına baktığımız zaman da Coutinho, Depay, Jong şeklinde, De Jong şeklinde başlayabilirler Barcelona ekibi. Fakat ben Bayern Münih son başına baktığımız zaman da bu statta Messi varken takımda 8-2'lik galip geldi. Takımda şimdi Messi de yok. Açıkçası şunu söylemek gerekirse Messi gittikten sonra benim için Barcelona bitmiştir arkadaşlar. Depay'ı da açıkçası çok beğeniyorum. Fakat ben Bayern Münih'in burada kazanmasını bekliyorum. Hatta şöyle yapacağım. Bayern Münih'in burada en az 2 gol atmasını bekliyorum ben yine aynı şekilde. Nagelsmann burada artık Şampiyonlar Ligi'nde ilk ciddi sınavını verecek teknik direktör olarak. Ve doymayan bir Bayern Münih takımı var. 3'ü atan 4'ü arıyor. 4'ü atan 5'i arıyor. Takım olarak sistem olarak muazzam. Erken gollerle de başlayabilirler burada. Ben Bayern Münih'in atacağı 2 golü değerlendirdim. Deplasman 1.5 üstün oranı 1.47 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler burada Bayern Münih'in atacağı 2 golü değerlendirsin derim ben. Bayern Münih'e güveniyorum atacağı 2 gol değerlendirilir. Yüksek oran ne oynayabiliriz diye sorduğunuz zaman da 2 ve 2.5 üst oynadığınız zaman da 2.16 gibi orandan almış olursunuz. Barcelona'nın da gol bulmasını bekliyorum. 2 birlikli skor beklentim var. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilirler. Benfica Dinamo Kiev mücadelesi. Dinamo Kiev burada Benfica'yı biraz tutacaktır diye düşünüyorum. Bu maçta çok fazla gol çıkmaz diye düşünüyorum. Gelse bile goller ağırlıklı olarak ikinci yarı gelebilir diye düşünüyorum ben. Burada Dinamo Kiev ekibi burada biraz daha tutacaktır mutlaka oyunu. O yüzden bu mücadelede çok fazla gol beklemediğimden dolayı biraz da ideal bir tercihe gittim. Gollerine gelirse ikinci yarı gelmesini bekliyorum. İlk yarıda maksimum gelecek bir gol vardır diye düşünüyorum. İdealden burada ilk yarı 1,5 altı, 1.30 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler burada 1.30 gibi orandan idealini değerlendirebilirler. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara bol şans. Çok fazla düşünmeye gerek yok bu mücadelenin. 2-3 gol aralığında en çok gol ikinci yarı ve idealden de ilk yarı 1,5 altını sizlere öneriyorum. Lille Wolfsburg mücadelesi Ondan önce hemen arkadaşlar katıl telegram grubundan bahsetmek istiyorum. Şu an burada canlı telegram grubumuzda kuponlardan faydalanmak isteyen tam 274 tane kişi var burada. Verdiğimiz canlı bahisler ortada. Şöyle Valencia maçının 2.5 üstünü arkadaşımız yeni editörümüz Mert'imiz yapıştırmış gelmiş. Aynı şekilde Enes'in basket kuponu var burada. Basket kuponu da zaten başarılı bir şekilde geldim. Fenerbahçe'ye Matsun'u 1 vermişti. Barcelona maçı vardı. Rahat bir şekilde geldik kazandık. Benim de dün verdimiş olduğum bir canlı vardı Sonla, son gecenin sonlarına doğru. Glavvan maç, maçına maç sonu 1 verdim bir gibi oranından yine değerlendirdik. Fenerbahçe'nin kazanırı geldi. Yine Editör Mert arkadaşımızın verdiği Roma maçında ilk geri bir gol olur. Kendisi bir 94 orandan girmiş mesela. Çok güzel kazanç elde etmiş ki zaten burada arkadaşlarımı da kazandırma yönünde iyi işler çıkartıyor. Bilefet maçı geldi Roma maçı da aynı şekilde geldi. Bu şekilde değerlendirmeler yaptık. Real Madrid maçını da zaten rolling yaptığımızı söylemiştik o geldi. Sizler de katıl grubuna gelmek istiyorsanız canlı maçlardan özellikle Şampiyonlar Ligi'nde güzel canlı maçlar elde edeceğiz diye düşünüyorum ben. Güzel kazançlar elde edeceğiz diye düşünüyorum. Hem ekstra kuponlardan hem de ee, kendi değerlendirmek isteyen kuponlardan değerlendirebilir Gruplardan bahsedeyim Telegram grubu arkadaşlar Ana telegram grubu Bu gruba girdiğiniz zaman direkt ana telegram grubunda Canlı maçlardan ve ekstra kuponlardan faydalanabilirsiniz Yüksek oran telegram grubunda Mesela dün Roma maçının 2-1'lik skorunu yakaladık 20 lira attık 144 lira gibi bir miktar aldık Yüksek oran grubunda da bu şekilde şeyler yapıyoruz Hatta ekrana da gelsin O da ya da gelmesin Devam edelim Şimdi onun montajı zor olur. Telegram yüksek oran grubu bu şekilde. Her şey dahil iletişim paketinde ise birebir telefondan WhatsApp numarasından iletişim halinde olabiliyoruz. Her iki, her iki gruba da girebiliyor. Hem yüksek orana hem Telegram grubuna. Ayrıca bildiğiniz üzere WhatsApp numarası da oluyor. Hatta ekrana bir görsel koyayım. Bir tane yüksek oynayacak bir abimiz mesela bu göstereyim ben size. Burada ben Güzel bir öneri yaptım. 4 maç öneri yaptım. Onun da ekranda gördüğünüz üzere zaten. O da çok güzel bir kazanç elde etti. 2500 liraya 6500 liraya bir kazanç etti. Ben zaten bu verdiğim maçları ana telegram grubunda da verdim. Fakat yüksek güven içerdiği için benim açısından o yüzden ben abiye böyle bir tercih yaptım. Değerlendirmesini sundum. O da güzel bir şekilde değerlendirmiş. Ona da bereket versin diyelim. Geçelim. Maçlardan Lil Wolfsburg mücadelesine. Arkadaşlar ben bu mücadelede Direkt tercihimi söyleyeyim mi sizlere? Yüksek oran olarak 2.5 alt bekliyorum ve maç sonu 0 bekliyorum. Ya 0-0 biter diye düşünüyorum ya da arkadaşlar 1-1 gibi skor çıkar diye düşünüyorum. Ben bu mücadelede 2.5 altından gitmek istiyorum. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirme yapabilirler. Hem Lille takımına hem de Wolfsburg takımına özellikle Lille burada kendi evinde biraz daha tutacaktır. Burak yılmazla ile David ile birlikte hücum hattında iyi işler çıkartabiliyor Lille takımı. Fakat da bu sezon gerçekten iyi başlangıç yaptı. Özellikle kendi ligine baktığımız zaman da 4'te 4 yaparak ilerledi ve bu maçlardan bir tanesini Leipzig'e karşı kendi evinde kazandı. O yüzden bu mücadelede Wolfsburg en az hasarla çıkmak isteyecektir. Erken bir gol gelmezse, kırmızı kart penaltılar havada uçuşmazsa burada ben mücadelenin 2.5 altında bitmesini ve maç sonu da 0'ı bekliyorum. 2.90 gibi orandan değerlendirmek isteyenler alabilir. Chelsea Zenit mücadelesine baktığımız zaman da Chelsea arkadaşlar muazzam bir performans sergiliyor. İlk yarıdan ben çok iyi bir baskıyla birlikte başlayacağını düşünüyorum. Chelsea takımında James de takıma döndü. Sabek arkadaşlar Chelsea muazzam bir baskı yapacaktır ilk yarıdan. Zaten sonu birinin oranı bir 10 gibi oran açmışlar. Ben burada Zenit takımına da inceledim. Fakat burada ilk yarı galibiyetiyle bir oran yakalayabiliriz diye düşünüyorum ben. Chelsea takımı burada galip gelse bile ilk yarıdan galip gelebilir diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar burada ilk yarı bir seçeneğini sizlere sunuyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız burada değerlendirme yapabilirler. Mutlaka değerlendirmenizi de öneriyorum arkadaşlar. İlk yarı bir seçeneğini ben Chelsea'nin ilk yarıdan kazanmasını <laughs> bekliyorum. Malmö Juventus mücadelesi. Ondan önce arkadaşlar sizden ricam videoya güzel seviyelerde like atarsanız emeğe saygı açısından bir like bırakırsanız sevinirim. Ee, like bırakmak bir şey kaybetme, kaybettirmez sizlere. Ondan ricam sizlere mutlaka like bırakmanız benim için önemlidir. Hemen 2 saniyenizi ayırıp like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Malmö Juventus mücadelesi. Arkadaşlar Juventus lige gerçekten kötü başlangıç yaptı. 3 maçta 1 puan alabilirdi ancak Juventus takımı eksikleri var. Eksiklere baktığımız zaman da Chiesa mesela bu maçta olmayacak şekilde. Malmö kendi evinde oynayacak fakat bence kalite anlamında, siklet anlamında gerçekten ağır bir fark var. Ben Juventus'un burada kazanmasını bekliyorum açıkçası deplasmanda. Yani 3 maçtır kaybediyor. Allegri yeni geldi takımın başına. Tekrardan geldi. ikinci Allegri veya 3. Oy dönemi. Artık kaçıncı dönemi ise. Yani 4.5 altında 2 yaparsanız bu maça da. Şöyle 1.62 gibi orandan değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Juventus kazanır fakat maçta çok fazla gol olmaz. 1-0 veya 2-0'lık skor bekliyorum ben burada. Olası bir şeyde 2-3 gol tercihi de ideal olacaktır. 1.77 gibi alternatif tercihi olarak sizlere sunuyorum. 15 Eylül iddia tahminleriyle devam edelim. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere Beşiktaş ve Dortmund mücadelesinin skorunu bilen arkadaşımıza ben aynı şekilde 50 TL gibi bir miktar veriyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız, katılmak isteyen arkadaşlarımız yorumlara yazsın mutlaka. 50 TL gibi çekiliş şekilimiz olacak. Yine bir kişiye vereceğiz. Kendi cebimden vereceğim aynı şekilde. Değerlendirmek isteyenler, katılmak isteyen arkadaşlarımız Beşiktaş Dortmund maçının skor tahminini yorumlara yazması yeterli videoya da bir like atması bizim için yeterli olacaktır. Like'larınızı ve skor tahminlerinizi mutlaka bekliyorum. Beşiktaş Dortmund maçıyla devam edelim şimdi. Arkadaşlar Beşiktaş Sergen Yalçın ne dedi? Sergen Yalçın rakibimizi biliyoruz dedi. Çok hızlı hücuma çıkan bir takım. Fakat hızlı, hızlı hücuma çıktığı zaman da geride boşluk bırakan bir takım. Şimdi Beşiktaş'ın burada öncelikli olarak zaten biraz daha defansif bir futbol oynaması aşikar açıkçası. Bizim en büyük kozumuz ise arkadaşlar burada Beşiktaş takımının taraftarı. Taraftar muazzam bir baskı yaparsa zamanında yaptık Timo Werner'in nasıl kulaklarını sağır ettik oyundan çıkardık. Aynı şekilde Dortmund'un da Haaland'ın kulağını sağır etmemiz lazım. Şimdi ben ama yine de şöyle bir şey söyleyeyim. Beşiktaş burada gol bulabilir mi? Bence bulabilir kendi evinde. Gol bulmasından ben yana sıkıntı yolum yok. Fakat ben ideal olarak şimdi Beşiktaş burada Kalite farkı zaten bariz ortada. Şampiyonlar Ligi olduğu için Dortmund da burada ayrı bir futbol sergileyecektir. Yani ekstra bir bastıracaktır burada. Dortmund'un atacağı iki golü ben idareden alırım. Şurada da göz Tarafa gitmiyorum bakın. Deplasman 1.5 üstü oranı 1.39 gibi oranı var. Bakın duygusal yaklaşmaya gerek yok. Adamlar milyonlar kazanıyor. Şurada 3-5 da biz kazanalım. Ondan dolayı gelmeyebilir. Haklısınız skor tahminleri gelecektir. Fakat ben Dortmund'un burada kapalı savunmaya çok fazla açamasa bile uzaktan olsun. Mesela son vur son maçta Guerrero sağ bek serbest vuruşundan bir gol attı. Pardon, sol bek olması lazım. Yani tam 90'a astı. 4 Dortmund yani gol bulmak için elinden geleni yapacaktır. Deplasman 1.5 üstü bence idealden alabiliriz diye düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler boşan. Skor tahminlerinizi yoruma bekliyorum. Şöyle ikinci maçımız Paris, Kulüp Buruj mücadelesi. Yine golli bir maça geçecektir diye düşünüyorum ben. Kulüp Buruj'da arkadaşlar gol bulabilir bu mücadelede. Fakat ben... <laughs> Pardon, çok konuşunca böyle sıkıntı oluyor. Paris takımı zaten burada Mbappe'yi, Neyman'ı mutlaka sergileyecektir diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi maçı, ya Pochettino oynatır herhalde artık. Şımarmasın onlarda. iki tane Messi'niz var oynatmıyorsunuz, niye transfer ettiniz diye söylerim ben adama yani. Burada yine gollü bir maç bekliyorum. Paris savunması arkada boşluklar bırakıyor. Çok hücum yaptığı için kulüp burcu da mutlaka onlar da biliyordur. Biz bu boşlukları değerlendirmemiz lazım diye. Ben gollü bir maç bekliyorum. 2.5 üstüne gidebilecek bir mücadele. 1.34 gibi oranı var. İsteyenler direkt 2.5 üstü değerlendirirsin bu mücadelede. Fakat şöyle biraz daha oran artsın diyerekten de. Maç son 2. 2.5 üstü yaptığınız zaman da 1.43 gibi orandan burada. Paris ekibinin hem kazanmasını hem de maçın gollü geçmesini bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Manchester City-Leipzig mücadelesi. Ben City tarafındayım. Fakat bu mücadele çok fazla golü geçebilecek bir mücadele değil. City tarafı burada kazanabilir elbet kendi evinde. Leipzig tarafı da zaten ligde baktığımız zaman da kötü bir başlangıç yaptı. Nagelsmann'dan sonra zaten bunlar da zaten biraz cozuttu. Defansında Opamecano'yu da gönderdiler. Bayern Münih'e sattılar bildiğiniz üzere. Manchester City burada kazanmaya yakın, yakın olan taraf. Onlar da zaten ligde baktığımız zaman da iyi gidiyorlar açıkçası. İlk maçında kaybetseler de zaten kazanmalarını bildiler. Son maçta Grealish olsun, diğer isimler olsun burada elinden geleni yapacaktır. İdeal yani ben burada bir 19'dan koymaktansa 1.50 gibi orandan maçta 5 gol çıkmaz şeklinde de düşünüyorum ben. 1.50'den 4.5 altında bir yaparız diye düşünüyorum. O yüzden değerlendirmek isteyenler City maçına 4.5 altında bir yaparsa o şekilde değerlendirme yaparsa daha mantıklı ve faydalı olacaktır. Atletico Madrid Porto mücadelesi. Gelelim Çingene maçına. Atletico Madrid tut baban tut. Tut baban tut yapacaktır bu mücadelede. Ben bu mücadele korner bahsi açılsa korner alacaktım. Fakat korner bahsi açılmamış. 8.5 üst korneri değerlendirebilirsiniz. Ben katıl grubumda belki o bahsi kullanabilirim. Burada fakat ben mücadelenin 2-3 gol bandında geçmesini bekliyorum. Oranın da 1.69 gibi oran açmışlar. Atletico Madrid takımı zaten son hafta yine 90 artı 9'da Gol attı da kazandı 2-1 gibi skorla Espanyola karşı Port ekibi de geçen sezonki hem teknik direktörünü hem de ağırlıklı olarak kemik kadrosunu koruyan bir Port ekibi. Bir iki tane transfer yaptı fakat o transferler de takıma güç kattığını söyleyebilirim o yüzden. Ben Port'un da gol bulmasından yana Atletico Madrid'in 2-3 gol maç olarak görüyorum. 1.69 gibi orandan 2-3 gol tercihini değerlendirme yapabilirsiniz. İdealdir değerlendirmek isteyenler bu maçı bu şekilde alabilir. Liverpool Milan mücadelesine bakalım. Ben burada Liverpool tarafındayım arkadaşlar. Hatırlarsanız en son Liverpool Milan mücadelesi şu 2005 yılındaki üçüşlük mücadele. Şöyle bir bakalım penaltılarda Atatürk Olimpiyat Stadında dakika bir Maldini gol. Şöyle gidelim eskilere biraz. Liverpool gerçekten Klopp'la birlikte çok güzel bir başlangıç yaptı. Milan da keza Pioli ile güzel bir başlangıç yaptı. Dün de Lazio'ya karşı 2-0 galip geldiler. Muazzam bir futbol sergilediler açıkçası. Defans'ın nerede boşluk yaptığını. Mesela Zlatan'ın golünü mutlaka izleyin. Defans uyudu uyudu. 3 tane adamın arasından yani opas geçti boş kaleye attı. Faka, <laughs> Fakat Liverpool'a karşı ben burada çok fazla bir şey yapacağını düşünmüyorum. Liverpool gerçekten muazzam başladı ki zaten çok baskılı. Maçlara baktığımız zaman da son oynadığı Leicester United mücadelesi onlar da aynı şekilde dün oynadı 3-0 kazandı. Maçtaki pozisyonlara bakarsanız sadece Sadio Mane tek başına 3 tane gol atabilirdi yani bir gol attı. Fakat yani 3-4 tane de çok net gol pozisyonu kaçırdı. Girebiliyor böyle pozisyonlara. Kendi evinde kazanmasını bekliyorum ben Liverpool takımının. Zaten ideal kombineme de aldım bunu. Liverpool takımı burada 1.39 orandan ben kazanırına gireceğim. Kendi evinde kazanması bence çok büyük ihtimal olacaktır. Inter Real Madrid mücadelesiyle devam edelim. Inter arkadaşlar kendi evinde oynayacak. Geçen sezonki Inter açıkçası bana tat vermiyor. Son maçında değerlendirdik. Gollere girdik, değerlendirdik arkadaşlar. Zaten göstermiştim. Sampdoria'nın golüne girmiştik. O geldi. Katıl grubundaki arkadaşlar da bilecektir. Inter kendi evinde açıkçası gol bulur diye düşünüyorum ben. Fakat burada benim yani açıkçası favorim Real Madrid tarafı. Ben Real Madrid'in yenileceğini düşünmüyorum burada. Fakat ben yine gol bahsine gittim. Her iki ekibin de birbirine gol atan oranı gayet güzel idealdir. Olabilir daha öncelerde de oldu zaten. Bu iki ekip karşı karşıya geldi. 3-2 bitti. Ondan sonra deplasmanla bir de Real Madrid 2-0 yendi. Fakat Inter'in ben burada gol bulmasını bekliyorum kendi evinde. Zeko olsun, Martinez olsun. Onlar da elinden geleni yapıyor. Hakan da artık Şampiyon Ligi'nin gazını oynarsa iyi işler çıkartabilir. KG var ben sizlere öneriyorum. 1.44 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Ekrana arkadaşlar kombineler gelmeden önce hatta gelsin sizden ricam videoya güzel bir şekilde like atmanız. Like atarsanız da memnun oluruz arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim ben. Like'larınız bizim için değerli. Aynı şekilde Beşiktaş Beşiktaş Dortmund maçının da yorumlarını yazarsanız sevinirim. Ondan dolayı şimdi ilk kombinemiz gördüğünüz üzere 14 Eylül kombinesi Bayern Münih maçı değil United maçıyla Chelsea mücadelesi. Ben United'ın en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum bu şekilde ideal olacaktır diye düşünüyorum. Ben maç sonu 2 üst yaparsanız değerlendirmenizi almış olursunuz. İkinci maçım ise Chelsea'nin ben ilk yarıdan kazanmasını bekliyorum. Chelsea ilk yarıdan baskıyı kuracaktır diye düşünüyorum. Zenit takımına karşı kendi evinde taraftarın önünde ilk yarıdan bir Chelsea galibiyeti gelebilir. Ben bu şekilde değerlendirdim. Yine katıl grubumuzda ekstra tahminlerimiz olacaktır. 15 Eylül'ün tahminine baktığımız zaman da arkadaşlar ben Dortmund takımının burada 2 golünü bekliyorum. Deplasman 1.5 üst şeklinde değerlendirdim. Aynı şekilde Liverpool'un da kendi evinde Milan'a karşı kazanmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Görüşmek üzere. Tam 13 tane tahmin yaptım. Hepsi girebilir, hepsi yatabilir. Görüşmek üzere. Bay bay.